Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 11. Ünite 1. Konu 2. Ders sani, ikinci ders. El cümletul ismiyetu, isim cümlesi. Arapçada cümleleri isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak ikiye ayırmamız mümkündür. Bir tanesi isim cümlesi. İsim cümlesi nereden oluşur? Mübteda ve haberden. İki ögesi vardır. Birincisi mübteda, ikincisi haber. Lahiz, lahaza, yelhazu, üçüncü baptan emri hazır. Bak, düşün, kim, ente, sen, gizli zamir. Neye bak, neyi düşün, el cümlete, cümleyi, meful olur. Öyle cümle ki, el ismiyete, isim cümlesi, bu da sıfat olur. İsim, sıfat. İsim cümlesini bak, onu incele. Et taksu, hava nedir, harun, sıcaktır. El medresetu, okul nedir, nazifetu, temizdir. Et-taksu harun el-medresetu nazifetu. İki cümle var burada. İkisi de nedir? İsim cümlesidir. İsim cümlesi olduğunu nereden anlıyoruz? Evvela cümle isimle başlamıştır. Et-taksu bir isimdir. İsim olduğunu nereden anlarsın? Bunun isim olduğuna dair alametler, belirtiler var. Mesela et-taksu kelimesinin başında eliflem. Eliflem alan kelimeler isimdir. Eliflem alan kelimeler derken tüm eliflem almış kelimeler değil. Mesela elha kumut takasurdaki elha yulhi. Elha kumut takasur. Oradaki elha elha ama oradaki elif ve lam kelimenin aslından. Yani diyebiliriz ki zayıt olan, fazlalık olan, kelimenin aslından olmayan eliflem hangi kelimeye dahilse o isim. Mesela el taksuyu direkt taksun diye de yazabilirsin. Eliflamlısıysan taksun diye yazabilirsin. Kelimenin aslı tı, kap, sindir. Eliflam sonradan dahil olmuş. İsim olduğunu göstermek için. Bu demek ki isim. Harun kelime tenvin almış. Yani iki ötre. Tenvin ne demektir? İki ötre, iki esre, iki feta. Bir kelime tenvin almışsa isimdir. Aynısı el medresetüne zifetünde de var. Eliflamlı bir kelime var. Bir de nezifetün tenvinli kelime var. Bu onların isim olduğunu gösteriyor. El cümletül ismiyetü dedik ya. Bunlar isim cümlesi olduğuna bir alamet. Nedir? Cümle isimle başlamıştır. İşte et taksu isimdir. Eliflamından anladım. Harun da isimdir. Tenvininden anladım. Et taksu mübteda, harun haber. El medresetü mübteda, nezifetün haber. Zaten bunlar hemen yanında ögelere ayırmışlar. El mübtedu, mübtedalar hemen aşağıda. El taksu, el medresetu. El haberu, haberler de hemen onun altında yer almış. Harun, nezifetun olarak. Peki mübteda ve haberle alakalı biraz bilgiyi kayda verelim demişler. El mübtedu vel haberu, mübteda ve haber nedir, nasıl tanırım, alametleri, belirtileri nelerdir? Merfu'ani, her ikisi de merfudur. Mübteda da merfudur, haber de merfudur ama merfu ne demek? Onu şimdi çok yakında anlatmış olacağız. Merfudurlar ne ile? Bir zammeti, zamme ile merfudurlar. Zamme, ötre demek. Nerede ötre ile merfu olurlar? Fil, müfredi, müfrette. Mübtedayı da, haberi de müfret kalıplarda zammeli görür. Yani mübteda müfretse kendisinde zamme olur. Haber müfretse kendisinde zamme olur. Et-taksu müfrettir, kendisinde zamme yani ötre vardır. Harun müfrettir, kendisinde zamme. Burada tenvin var. Yine aynı şey. Peki biz zammeti, zammeyli diyoruz. Acaba tek zamme mi? Yani tek ötre mi, iki ötre mi olur? Bu problem değildir. Kelime eliflamlı ise zaten iki ötre alamaz. Eliflamlı kelimeler. Burada olduğu gibi nekre ise, marife değilse ne olur? İki ötre alabilir. Tenvin almıştır. Müfretlerde zamme ile merfudurlar dedik. Merfuluk alameti olan bu zamme, müfredin hangi harfinde yer alır? Sonuncu harfinde. Gelip tığda zamme aranmaz, kafta aranmaz. Sonuncu harfte olacak. Yettefikani ittifak halindedirler. Yettefikani ve fega iv diye iv tetaga. Daha sonra vav'u da t'ye çevirmişler. İt, tefega. Daha sonra birincisi sakin, ikincisi harekeli olan aynı cins harfler ki bunlar t'dir. Bulunduğundan idgam vaciptir. İdgam yapılmış. İt, tefega olmuştur. Burada da muzaresi. Yettefiku, yettefikani. Tesniye hali.
İttifikani. Uyum içerisindedirler. Tezkirlik konusunda. Tezkir müzekerlik demek. Müzekerlik konusunda uyum içerisindedirler. Yani müpteda müzekerse haber de müzeker olur. Ve niyesi müenneslik konusunda da uyum içerisindedirler. Müpteda müennes ise haber de müennes olur. Vel adedi adet konusunda yani sayı daha açmak gerekirse müfret, tesni, cemi konusunda da uyum içerisindedirler. Müpteda müfretse haber de müfret. Müpteda tesniye ise haber de tesniye olur. Cemi ise cemi olur. Bir uyum vardır. Müpteda nedir? Ma'rifetun marifedir. Vel haberu haber nedir? Nekratun nekredir. Nekratun yazsa da bazı kitaplarda bu nekiratun kef eseri olarak gelebilir. Bu anlatılanı şu örneklerde bir görelim. Mesela ettaksu harun. Ettaksu harun'a baktığımda nedir? Zamme ile merfu ettaksu. Evet, harun da öyle. Çünkü her ikisi de zamme ile merfu olur. Müfrette dedik bunlar müfret. Tezkiyeli müzekkerlik konusunda uyum vardır. Evet. Her ikisi de müzekker. Ve nesi müennesi konusunda da uyum olur. Biri müennes olursa öbürü de müennes olur. Evet. El medresetü müennestir. Nezifetün de müennes. Müennes olduğunu nereden anladın? Sonundaki T ki buna ta merbuta diyoruz kapalı T. Nedir? Müenneslik alameti. Bir kelimede bu varsa o kelimeye müennes dersin. Nezifetün bunda da var. Müpteda da var. Haberde de var. Uyum var yani. Vel adedi adette de uyum olur. Evet. Et taksu müsrettir. Harun da müsret. El medresetü müsrettir. Nezifetun da müsret. Ama bu kuralları ezberleyelim. Bir kez daha söyleyelim. Müpteda ve haber bunlar müsretse ne olur? Merfuluk alameti zamme olur. Ötre. Ötre tek etre olabilir, çift etre olabilir. Problem değil. Her ikisi birden müzekker, her ikisi birden müennes olurlar. Biri müfretse diğeri de müfret. Biri tesniye ise diğeri de tesniye. Biri cemi ise diğeri de cemi olur. Müpteda marifedir, haber nekredir demiş. Tanımak için bir yöntem bu. Yani acaba hangisi müpteda, hangisi haber? Müpteda marifedir. Marifeden kasıt, burada marifeyi nasıl görüyorsun? Elif lamlı oluş. Elif lamlıdır böyleyse nedir bu? Marifedir, eşittir, müptedadır. El medresetu elif lamlıdır, yani marifedir, eşittir, müptedadır. Hemen yanlarında harun, nezifetun bunlar nekredir. Dolayısıyla haberdir. Burada anlatılan kuralı yani işte müpteda, marife, haber, nekre birçok kitapta görebilirsiniz. Şimdi anlatacağım yer yani aklınıza tutmanız gerekmiyor belki kafanız karışmasın ama müpteda her zaman marife olmaz. Haber de her zaman nekre olmaz. El müptedu vel haberu ikinci örnekler verilip yine kurallar anlatılacak. El ferikani. Ferikan grup demek ama tesniye bu. Feribun, ferigani. İki grup, iki birlik. Nedir? Mütenafisani. Rekabet içerisindedirler, rakiptirler. Eddifletani. İki tıfıl, iki bayan çocuk, iki kız çocuk. Mahbubetani, sevimlidirler, hoşturlar. Şimdi el ferikani tesniye bir kelime. Dolayısıyla mütenafisane de tesniye gelir. Ettiflane de tesniye, mahbubetane de tesniye. Tesniye olduklarını nereden anladık? Sonlarında esreli bir nun var, sağında da dik elif var. Bu onun tesniye olduğunu gösteriyor. Tabi yani işin ayrıntısına inersek buradaki esreli nun her zaman olur mu? Her zaman olmaz. Sağındaki elif her zaman olur mu? Elif de her zaman olmaz. Esreyn nun silinebilir, elif yaya dönüşebilir. Bu tür ayrıntılar var ama bu İmam Hatip Lisesi için bu kadar ayrıntıya girilmemiş olabilir. Bakalım kitap girerse biz de anlatırız. Şimdi bunlar hakkında bilgi. El ferikan mübteda, et tıfletani de mübteda. Mütenafisani haber, mehbubetani bu da haber. El mübtedeu vel haberu kaydı devam ediyorum. Merfu'ani merfudurlar. Neler merfu? Mübteda olan kelimeler de merfu, haber olan kelimeler de merfu. Ne ile? Bil elifi elif ile. Nerede elifler merfu olurlar? Fil müsenna, tesniyede.
Çeri, ga, ni. Nundan önce elif var. Bu onun merfu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Nundan önce gelmiş olan elif onun merfu olduğunu gösteriyor. Dört kelimemiz var. Dört kelimede de elif var. Nun'un hemen sağındaki elifler bunların merfu olduğunu göstermekte. Merfu olmasalardı ne olurdu? Elif olmazdı orada. Başka bir şey. Mesela ye olurdu. Zaten başka alternatif de yok. Yettefikani yine uyum içerisindedirler. Fit teskiri müzekkerlik konusunda. El ferigani müzekkerdir. Mütenafisani müzekkerdir. Ve te'nisi müennesi konusunda da uyum içerisindedirler. Eddifletani müennes, mahbubetani de müennes gelmiş. Yani sorulabilir, mahbubetani niye müennes? Cevap, eddifletani müennes olduğu için. Mütenafisani niye müzekker? Cevap, ferikani müzekker olduğu için. Çünkü haber mübtedaya bağlı. Peki, eddifletani'nin müennes olduğunu nereden anladım? Nun'un hemen sağında elif vardı. Bu Elif'in sağında T olursa, şu an var mı? Var. Elif'in sağında T olursa o kelime müennestir. Bakın mesela bir üstteki firigani Elif'in hemen sağında T var mı? Yok. Demek ki müennes değil. Yani eşittir müzekker. Bir kelime ya müennes ya müzekker olur zaten. Mehbubetani Elif var. Elif'in sağında T var. Öyleyse müennes. İşte ikisi de müennes gelmiştir. Ve teknisi ondan dedik. Vel adedi adet konusunda yani müfrede müfret gelir. Tesniyeye karşı tesni, cemiye karşı cemi gelir manasını taşımakta. Öyle olmuş mu? Olmuş. El ferigani tesniye bir mübtedadır. Mütenafisane de tesniye bir haberdir. Eddifetane tesniye mübteda, mahbubetane tesniye haber. El mübtedeu marifetun, mübtedalar marifedir. El ferigan eddifetane. Vel haberu nekratun, haber ise nekredir, mütenafisane, mehbubetane. Şimdi bunu Cimi'de anlatacak bize. El müderrisune neşitune. Müderrisun, öğretmenler demek. Müderrisun, müderrisani, müderrisune. Cem müzekkerdir el müderrisune. Neşitune de cem müzekker. El fennanun, cem müzekker. Meşhurun yine cemi müzekker olur. El müderrisun öğretmenler nedir? Neşidûne çalışkandır. El fennânûne sanatçılar nedir? Meşhurûne meşhurdur. Şimdi bunları anlatacak. Yine ögelere ayrılmış. Müderrisûne fennânûne mübtedadır. Neşitûn meşhurun. Bunlar da haber olur diye ögelere ayrılmışlar. El mübtedeu vel haberu üçüncü kaide. Yine merfuani merfudurlar ama ne ile? Bil vavi vav ile. Merfuluk her zaman için zamme yani ötre midir? Değildir. Müsret için merfu ne demekti? Zamme demek. Eğer bir tesniyeden bahsediyorsak, tesniye bir kelimeye merfu diyorsak zamme arıyor muyduk? Hayır. Burada anlatıldığı gibi elif arıyorduk. Elif varsa merfu. Şimdi sıra Cemil Müzekker Salim'e geldi. Cemil Müzekker Salim'de merfu derken kelimede vavın varlığı kastedilir. Merfuani, mübteda da haberde merfudur. Ne ile? Bil vavi vav ile. Nerede? Fi cem'il müzekkeri salim. Cemil Müzekker Salim'de. Cemil Müzekker Salim'i birazcık açalım. Ne demek? Cemil çoğul demek. Türkçe karşılığı çoğul. Hani ler, lar diye ifade edebileceğimiz şeyler. Elma değil. Elmalar. Bilgisayar olmaz. Bilgisayarlar. Sular. Balıklar. İçecekler. Demek ki lerlar diye çoğul oluşturabiliyoruz. İşte cemi budur. Müzekker derken eril varlık işte. Örneğin erkek yani. Kadın değil. Müzekkerden kasıt bu. Salim, salim, salim derken kurala uygun luk kastedilmek. Salim, sağlıklı, kurallı. Yani vavnun veya yanun. Vavla ya ile yapılan kastediliyor. Salim'in zıttı yani vav ve nunsuz yapılan ne var? Mesela cemi, müzeker, mükesser var. Kurala uygun değil, kuralsız. Zıttı mükesserdir. Demek ki vavnun veya yanun ile elde edilmişse cemi, müzeker ona salim diyoruz. Cem müzekker sahibinde vav ile merfudurlar. El müderrisune vav var.
El-fennânûne vav var. Neşitûne, meşhurûne vav var. Demek ki bunlar ne? Cem-i Zekir, Salim. Aynı zamanda nedir? Merfudurlar vav olduğu için. Vav olmayıp ne olabilirdi mesela? Ya olabilirdi. El-müderrisîne. Vav yerine ya. Neşitîne. Ya olabilirdi. Diğerlerinde de olabilirdi. Ama bu durumda bunlar merfu olmazlardı. Merfu olması için vav lazım. Tesniye ile nasıl bir fark var? Tesniyedeki nun esreli. Cim müzekker salimdeki nun fethalı. Tesniyede nundan önce elif var. Cemi'de nundan önce vav var. Bunu asla unutmayın. Yani şu bilgi, şu anlattığım bilgi bile. Hangi bilgi? Şu. Tesniyede nun esreli. Cemi'de fethalı. Şu bilgi ile İlahiyat Arapça derslerinde bir soru çözebilirsiniz. Daha önce bu tür bir soru çıktı. Hangisi tesniyedir? Aşağıda kelimeler var. Bir tane de böyle esreli bir nunla biten kelime vardı. Madem esreli bitti, tesniyedir demek yeterli. Bu kadar basit. Yettefikane yine uyum içerisindedirler. Fik teskiri ve teknisi vel adedi. Teskiri müzekkerlik konusunda. Müzekkerlik konusunda nedir? Uyum içerisindedirler. Müderrisune müzekker olduğu için neşitune de müzekker. Ve teknisi mühendislik konusunda da yine aynı şekilde uyum içerisindedirler. Vel adedi adet konusunda da yine uyum içerisinde olurlar. İkisi de müzekkerdir. Adet konusunda da görüldüğü üzere her biri cemidir. El mübtedeu marifetun vel haberu nekrat. Mübtedalar yine marifedir, eliflamlıdırlar. Haberleri de nekredir. Marife demek illa elif lamda olması manasına gelmiyor. Mesela özel isimler marifedir. Muhammedun. Muhammed nedir? Marifedir. Ahmedü. Ahmet özel isim olduğundan marifedir. Ankaratu. Ankara bir özel isimdir. Dolayısıyla marifedir. Marifenin bir sürü kısımları var. Burada sürekli elif lamda olarak geçmesi sizi yanıltmasın. Eddalibatu neşidatun. Eddalibatu bayan öğrenciler nedir? Neşidatun çalışkandır. Eddabibatu bayan öğrenciler nedir? İşte burada dalibatu değil, dabibatu geçiyor. Bayan doktorlar nedir? Mahiratun beceriklidir, mahirdirler. El-mübtedu vel haber. Mübtedu ve habere dair yine kaide. Merfu'ani merfudur her ikisi de. Neyle? Biz zammeti zamme ile. Nerede? Fil cem'il müennesi salimin. Cem müennes salimde. Cem müennes salim nedir? Açık bir T. Hemen yanında dik elif var. Bu şekilde biten kelimelere cem'i müennes salim demekteyiz. Cem'i müennes salim nedir? Mahiratunda olduğu gibi açık T. Elif. Ba. T. Oradaki T gibi açık. Yuvarlak T değil yani. Hemen sağında dik elif var. Böyle bir kelime bitmişse o %99 oranında nedir? Cem'i müennes salimdir. Şimdi diyor ki bu tür kelime Cem'i müennes salimlerde de yine durum nedir? Bunların raf alameti, merfuluk alameti zammedir. Zamme ile merfu olurlar. Eddalibatu neşidatun. Eddabibatu mahiratun. Cem'i çoğul demekti. Müennes bayan için. Bayan manasında. Dişil yani. Salim kurala uygun. Yettefikani yine uyum içerisindedirler. Fit teskiri ve teknisi vel adedi. Artık müzekkerlik, mühendislik ve sayı konusunda bu sürekli geçtiği için anlaşıldığını düşünüyoruz. Eddalibatu mühendestir. Neşidatun da mühendestir. Eddabibatu mühendestir. Mahiratun da mühendestir. Ve hepsi cemidir. El-mübtedu marifetun vel haberu nekratun. Sürekli geçiyor. Buna dair soru çıkabilir yani. Mübteda marife haberse nekredir. Evet, mübtedalarda elif lam var. Haberlerde ise hiçbir şey yok. Nekredirler. Eşşevari'u nezifetun. El-hedâiku cemîletun. Şevari'u kelimesinin çoğul olmakta. Caddeler manasında. Caddeler nedir? Nezifetun temizdir. El-hedâiku bahçeler cemîletun. Güzeldir. El haberu haber nedir? Müfredün müennesün. Müfred müennestir. Ne zaman? İza kâne olunca. Ne olunca? El mübtedu mübteda olunca.
Ne olunca peki mübteda? Cem'en, cemi olunca. Kâne'nin haberi cem'en. Mübteda'nın ismi. Nasıl bir cemi bu? Ligayril akili. Akıllıdan başkası için bir cemi. Gayr-ı akıl cemi. Gayr-ı akıl tabiri daima zor gelmiştir. Aslında kastedilen şey gayr başka demek, dışında demek. El-akıl akıllı demek. Akıllıdan başkası, akıllıdan harici yani insan değil. İnsan dışında ne varsa. Örnek, caddeler. Caddelerde bir beyin var mıdır? Yoktur. Hadaik, bahçeler. Bahçelerde yok. Şevari, caddelerde yok. Okullar, okullarda da yok. Üniversitelerin aklı var mıdır? Yok, üniversite bir binadır, bir yapıdır. Aklı olmaz. Denizde akıl var mı? Yok. Ağaçlar yine yok. Nerede akıl var? Ali'de, Veli'de, Hasan'da, Hüseyin'de. İnsanlarda akıl var. Demek ki gayrı akıl derken insan dışı varlık kastediyor. Mübteda insan dışı bir varlık ise ne olur? Haberi müsret müennes gelir. Bu cemi mükesserle alakalı bir durum. Şari'un, şevari'un. El-şevari'u, caddeler. Cemi bir kelime. Caddelerde akıl var mı? Yok. Öyleyse bu gayri akıl bir cemidir ve mübtedadır. Ne zaman ki mübteda gayri akıl bir cemi olursa ne olur? Haberi müfret müennes gelir. Nezifetun diyor. Bakın nezifatun demiyor. Cemi değil müfret. Ve müennestir. Yani nezifun şurada yazsa yanlış olurdu. Bununla ilgili soru gelebilir mi? Evet. Aynen bu soru gelebilir. Eşşevari'u der. Boşluk nasıl doldurulur? A şıkkı nezifun. B şıkkı nezifetun. C şıkkı nezifatun. D şıkkı bir başka bir şey. Artık tesni olabilir mesela. Nezifetani. Uygununu seçin. Siz şevari kelimesinin cemi olduğunu unutmayacaksınız. Ve caddelerin aklı olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse haberi müsret mühendis gelmelidir diye de unutmuyorsunuz. El-hedaigu yine aynı şekilde şevaren gibi gayri akıl bir cemidir. Cemi mükesser diyoruz buna. Kırık çoğul, cumu'u teksir diye Arap sitelerinde anlatılmıştır. Hadigatun, hedaik ne dedik? Gayri akıl bir cemi, bahçeler. Bahçelerde bir beyin yoktur. Öyleyse nedir bu? Gayri akıl cemidir. Eşittir. Haberi, müsret ve müennes gelmelidir. Bu yüzden cemilun değil, cemile tun kapalı T ile yazılmış. Mühendislik alameti bu T. Cemilatun yazılsa, yukarıda olduğu gibi yani açık T sağında dik elif bir şekilde yazılsa ne olur? Bu da cemi olmuş olurdu ki cemi olmayacak haberi, müsret olacak. Aynı zamanda müennes olacak. Bu yüzden T getirilmiştir. El-mübtedeu ma'rifetun vel-haberu nekratun gerçekleşmiştir. İhtar sen seç el cümele cümleleri cümletin cümlenin. El cümele cümleleri öyle cümleler ki el ismiyete isim cümlelerini. Bakın az önce anlattığım şey burada da geçerli. Cümletün bir cümle, cümletani iki cümle, cümlerin cümleler cemidir. Cümlelerin aklı var mı? Yok. Öyleyse müsret müennes hükmündedir. Yani bunun sıfatı bile müsret müennes gelmiştir. El ismiyete cemi değildir. Cemi olsa nasıl olurdu? İsim, isman, esma gelirdi. Günümüzde beyan ismi olarak da kullanılıyor. Mana isimler. Esma isimler demek. El esmaul husna. En güzel isimler. Oradan bağlantı da kurulabilir. Müsretle müennes gelmiştir. Çünkü cümel gayri akıl bir cemidir. Yani gayri akıl cemiden sonra gelen kelime, onunla alakalı olarak gelen kelime müsret müennes gelir. Bu haberde de böyle, sıfatta da böyle. İhtar sen seç el cümelel ismiyete isim cümlelerini seç. Nereden mimma o şeyden ki yeli geliyor. Yer alıyor kema fil misali örnekte olduğu gibi. Ne yapmışlar? Mesela burayı seçmişler. El cümelül ismiyetü isim cümlesi. Ahmedü yani burada bir sürü cümle var. 8 tane madde var. Bunlar arasında hangileri isim cümlesi ise onları seçmemiz istenmiş. Zehebe, bunu buradan başlayanı seçememişler. Niye? Zehebe fiildir. Zehebe, yezhebu, üçüncü bapta. Yani izheb, git manasında. Ahmet'i seçmişler. Çünkü Ahmet nedir? Bir isimdir. İsim olduğu için, isimle başladığına göre bu kelime nedir? İsim cümlesidir. Ahmet, Ahmet ne? Bir tilmizun, bir öğrencidir. Ahmedü, marifedir bu kelime. Özel isim olduğu için hani nekre marif olur demişti. Evet Ahmet marif demiş.
müfrettir, müzekkerdir. Bu yüzden tilmiz de ne gelmiştir? Müfret, müzekker olarak bir haber gelmiştir. Tilmizün. Öğrencidir. Öyle öğrencidir ki hem de müctehidün, çalışkan bir öğrencidir. Bu da onun sıfatı olur. Ahmedu dedim çünkü gayrimusarif yani. Ahmedun diyemez. Üç tane var. Eşşitâ-u bâridun. Eşşitâ-u kış nedir? Bâridun soğuktur. İsim cümlesi bu, öyle değil mi? Eliflamlı bir kelime. Üçe, dörde bakıyorum. Dörtte yenzilu, nezele, yenzilu. Bir fiildir bu. Fiille başladığına göre bu fiil cümlesidir, isim cümlesi değildir. Beş, eliflamla başlanmıştır. Es-sabru, sabır nedir? Cemilun. Sabır güzeldir. Es-sabru mübteda, cemilun haber. Demek ki isim cümlesi. Altıya bakıyorum. Eliflamlı mı? Değil. Öyleyse fiil cümlesi diyebilir miyim? Diyemem. Diye Halil yazıyor burada özel isim. Tıpkı şurada Ahmet de yazdığı gibi. Ne demiştik? İsimle başlıyorsa isim cümlesidir. Hani müpteda marifedir diye sürekli geçmişti. Demiştim ki ben de marifelik konusu hep eliflamlı başlanmış, sizi aldatmasın. Özel isimler de marifedir demiştim. Şimdi de onlardan birisi. Halil marifedir, müptedadır. Haber nerede? Yuhibbu haberdir. Nasıl haber? Haberler hep isim geçmişti ifade. Şöyle bir durum var. Yukarıda buna değinilmedi ama aslında değinilmesi gerekirdi. Haber her zaman isim olmaz. Fiil de olabilir. Fiil derken fiil, fail, mef'ul bir cümle olarak yani. Fiil kendi başına haberdir diye bir şey yok. Ehabbe yuhibbu. Bir fiil muzari bu. Habbe muzaaf fiil. Habbe mücerrettir. İfal babına aktarılmış. Ehabbe olmuş. Muzariye getirilmiş. Yuhibbu olmuş. Yuhibbu sever. Kim? Hüve o Halil sever. Neyi sever? Kuratel kadem. İşte maçı, top, futbolu sever. Demek ki yuhibbu fiildir. Hüve gizli zamir faildir. Fiil fail. Bir de kürate burada meful var. Fiil, fail, meful birlikte bir fiil cümlesi olarak haberdir. Yuhibbu tek başına haber asla olamaz. Ama fiil cümlesi olarak olabilir. Haber isim cümlesi de olabilir. Yani haber her zaman tek kelime olmaz. Cümle de olabilir. Fiil cümlesi de olabilir. İsim cümlesi de olabilir haber. Safera. 7'ye bakıyorum. Safera ne? Sefera, safera. Gatele, yukatilu. Bu faal babından mazi bir fiildir. Fiille başlamıştır. Öyleyse isim cümlesi değildir. 8. Ahmedü, Ahmet. Ahmet yukarıda da geçmiştir. Özel isim olduğundan ilk kelime marife yani isim dolayısıyla. Madem ki isimle başladı öyleyse o nedir? İsim cümlesidir. Ahmedü, Ahmet nedir? Mühendisun, bir mühendistir. Devam ediyoruz. Havvil çevir, dönüştür, entesen, gizli zamir. Neyi dönüştür? El-mübtede, e-mübtedayı. Öyle mübtedayı ki el-müfrede, müfret mübtedayı. Dönüştür neye? İlel-müsenna, müsennaya yani tesniye çevir. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Et-talibu nacihun. Et-talibu bir öğrenci, nacihun, başarılı. Öğrenci başarılıdır. Müfret bunlar. Nasıl yaparsın tesniye bunu? Şurada ne değişmiş? Dik bir elif ardından nun getirilmiş. Öyle değil mi? Dalip, dalibani. Değişen şey ne? Bir şuraya bakıyorum dalibaniye. Bir de şuraya et-talibe bakıyorum. Ba'dan sonra dik bir elif çizmişler. Sonra nun koymuşlar. Bitti iş. Al sana tesniye. Nacihun. Burada ne yapmışlar? Ha'dan sonra yine dik bir elif ve bir nun eklemişler. Tabi burada ha harfi sonda yazıldığından bu şekilde yazılmış. Ortada yazılırsa bu şekilde yazılır. Yani harflerin yazılışında ufak tefek değişiklikler olabilir. Ama siz 11. sınıfa geldiğinize göre bunu zaten biliyorsunuz. Et-taliban iki öğrenci nedir? Nacihani başarılıdır. El-mühendisu çevir. Nasıl çevirirsin? Çok basit. Sonuna bir elif, bir de nun koyar. Mühendisani olur. Neşeytun nasıl yaparım? Dik bir elif, bir nun. Neşeydani. Çok basit yani. Bunda bir şey yok. Elif ve nun koyarım. Nun daima esreli olacak tesnielerde. Bunu unutmuyoruz. Cemil Müzekker salimlerde nun fethalı idi. Tabibetu, tabibetu. Bunu nasıl yaparsın? Yine elife nun koyarsın. Tabibani.
min olur. Tabi betani olur, pardon. S'den sonra koyduğumuza göre. Tabi betani. S'den sonra elif mi koyuyor. Musafiratun, misafir Rattani. Yine tane olacak. T'den sonra Elif ve Nun. İlla Londra. Londra'da bir değişiklik olmaz zaten. Çünkü bu müptida değil, haber değil. Konumuz müptida, haber. Eşşari'u. Tesliğe nasıl yaparsın? Elif ve Nun koyarak. Şari'ani. Vasi'ani. Hadigatani. Cemiletani. Elif Nun. Yani çok üzerine durulması gereken bir şey yok. La'ibani. Burada ne yazmış? Seri'ani. Havvil ente, yine gizli zamir. Sen çevir, dönüştür. El mübtede, el müfrede, müfret mübtedayı dönüştür. İlel cem'i, kema fil misal. Örnekte olduğu gibi cemiye dönüştür. Bu sefer ne yaparız? Bakalım neye göre yapılmış. Et-talibu, nacihun yapılmış. Et-talibu, dalibu ne değil de dullab yapılır. Hani cemi mükesser, meşhurdur. Et-dullabu, nacihune. Nacihun, nacihani, nacihune. Nacih isim fail kalıbıdır, müfrettir, müzekkerdir. Cemiye dönüştürüldüğü zaman nacihune şeklini almış. Vav nun ile yapılmakta. Zor bir şey var mı? Zor bir şey yok. Vav nunu getir, devam et. Ama bu kelimeye göre birazcık değişen bir durum. Et dalibu, daliban, dalibune olmaz mı? Olur. Ama daha çok dullab kullanılmakta. Dullab da yine isim failin cemi mükesseridir, yani yine isim failden. El müderrisu nasıl cim yaparsın? Vav nun getirerek, nun fethalı. El müderrisune. Mütekaidun, mütekaidune. Vav nun ile. Et-dabibetu kelimenin sonunda bir adet ne var? T var. Bu kelime yani müennes. Müennes bir kelimeyi cimi yaparken ne olur? Cimi müennes olur. El müderrisu cimi yaptığımda müderris müzekker olduğunda yanına cemi eklersen cemi müzekker olur. Et-tabibet müennestir. Yanına cemi eklersen cemi müennes olur. Cemi müennes nasıl yapılır? Yukarıda aslında örnekleri vardı. Bu sefer vav nun değil, dik elif ve açık bir t koyuyoruz. Dabibetun ne olur? Dabibatun olur. Elif lamdadır. Et-dabibatu. Musafiratun yine T ile bitmiş, yani kelime müennestir. Cemi yaparsan cemi müennes olur. Cemi müennes yapabilmek için de Ra ile T arasına bir tane dik elif koyarız. T'yi de açık T haline dönüştürürüz. Böylece Musafiratun olur. Musafiratun. Ra ile T arasına bir elif koyuyoruz. Şu an çizgi olan yere. Ardından ne yapıyoruz? Bir de şu açık kapalı T'yi açık T haline dönüştürüyoruz. Elif, ba, T. Oradaki T gibi. Böylece misafiratun elde ediliyor. El müderrisetu. Yani kapalı bir T var. Bunu cemi yapmak için ne yapıyorduk? Evvela T'yi, önce T isterseniz. T'yi ne yapalım? Açık bir T yapalım. Cemi önünde T'ler açıktır. T'yi açık yaparsan geriye ne kalır? Cem müennes nasıldı? Açık T'nin sağında elif vardı. Bu şekilde yapılabilir yani. T'yi açık T yap, hemen sağına elif koy. Bu durumda ne olur bu? Dabibatun olur. Bu T'yi de açık bir T yap, sağına elif koyman gerekir. Cem müenneslerde açık T sağında elif olurdu. Yaptık. Musafiratun. El müderrisetu, T'yi açık bir T yap. Ardından sağına elif koy. El müderrisatu olur. Müntezıratun kelimesini yine yapalım. T'yi açık bir T'ye dönüştür. Hemen sağına elif koy. Müntezıratun olur. Es-saihu süyyah diye gelmekte. Saih kelimesinin cimrisi mükesser olarak ne gelir? Süyyahu. Mütecevvil. Mütecevvil ne olur? Mütecevvillûne. Vavnun getirerek cimi yaparsın. Çünkü bu nedir? Müzekkerdir. Müzekker kelimenin çoğulu cimisi nasıl yapılır? Ya yani cemi mükesser yaparsın. Es-saihe cemi mükesser yaptık. Burada olduğu gibi.
Talip kelimesini cimim keser yaptık şurada olduğu gibi. Ya da ne yaparsın? Cimim müzekker salim yaparsın. İşte biz de burada mütecevvil kelimesini mütecevvilune yaptık. Fetha'nın nun sağında vav var. O şekilde yazacaksınız buraya. Ellâ'ibûne. Cimim müzekker salim yaptım. Vav'nun getirerek. Ellâ'ibûne. Mütefevvik. Mütefevvigune vav ve nun getirerek yine cemi yapılır. İstahrici sen çıkar. Harece istahrace istahrici. Harece yahrucu istifal babına aktarıldı. İstahrace oldu. Emir hazır istahrici diye gelir. Sen çıkar. Ente gizli fail. Öyleyse meful lazım. Erba'a cümelin. Dört cümle çıkart. Öyle cümle ki bunlar, öyle cümleler ki ismiyetin, isim cümleleri. Cümel, cümleler gayri akıl olduğunda onun sıfatı da müsret ve müennes yani. Nereden çıkart peki? Nereden seç? Minen nasi, nastan yani parçadan. Ne gibi? Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Buraya bakıldığın zaman işte sayf, rabi, harif, şita gibi kelimeler yani mevsimlerle alakalı kelimeler var. Rabi' ilkbahar demek. Sayf yaz demek. Harif sonbahar. Şita kış. Faslun, faslu, li, fasıl kelimesi mevsim manasına geliyor. Fisseneti senede vardır, bir yılda vardır. Ne vardır? Erba'etu fusulin. Dört mevsim vardır. Ki hi o dört mevsimde nedir? Er-rabi'u ilkbahardır. Ve sayfu yazdır. Vel-harifu sonbahardır. Eşitta'u kıştır. Faslur-rabi'u Rabi' mevsimi yani ilkbahar mevsimi nedir? Ecmelül fusuli mevsimlerin en güzelidir. Fusul cemim kesir bir kelimedir. Faslun bir mevsim. Faslani iki mevsim, fusul mevsimler. Şimdi bizden ne istenmişti ama? Dört tane isim cümlesi çıkartmamız istenmişti. Er-rabi'u şita işte bu birinci cümle yani. Birinci isim cümlesi seçilmiş. Bizden de ikinci isim cümlesi seçmemizi istiyorlar. Öyleyse ne yapalım? Seçelim. Mesela ne var? Hiye o nedir? Hiye müptida olur. Er-rabi'u haber olur. Hiye o nedir? Er-rabi'u şeklinde olabilir. Ama daha açık bir yerden seçelim. Faslur-rabi'u. Rabi'u mevsimi nedir? Ecmelül fusuli. Mevsimlerin en güzelidir. Fasıl burada müptida olur. Ecmel haber olur. Fasıl mübteda ecmel haber olur. Burası bir isim cümlesi. Faslur rabi'i ecmelül fusul bir isim cümlesidir. Fasıl mübtedadır, ecmel haber olur. Bunun dışında faslus sayfi yaz mevsimi buradaki fasıl mübteda olur. Teşteddü fihi el hararatu. Teşteddü şiddetli olur, çok olur, ağır olur. Fihi onda ne? El hararatu sıcaklık. Faslus sayfi. Fasıl mübteda olur. Teşteddü bir fiildir. Yine fiil, fail, meful olarak bir fiil cümlesi sayarak haber sayabiliriz. Veya fihi onda vardır. Ne vardır? El hararatu hararet yani sıcaklık vardır. Fihi el harara. Burası da bir isim cümlesi. Mübteda haberdir. Kendi başına. Fihi onda vardır. Fihi haber yani. El hararatu ise mübtedadır. Mübteda burada marife. Haber de marife. Ne olmuş? Burada haber öne geçmiş. Haber daha önce gelmiştir. Bu mümkündür. Mübteda her zaman sağda, haber her zaman solda olur diye bir şey yok. Yer değiştirmeleri mümkündür. Faslul harif, harif mevsimi. Harif neydi tabii? Geçti kelimeler. Harif mevsimi nedir? Faslul eşcaril cemileti. Güzel ağaçların mevsimidir. Faslul mübteda, ikinci fasıl haber olmaktadır.
El harif fihi onda, yine fihi onda teskudu düşer. Ne düşer? Evrak kuleşçi ağaçların yaprakları. Veya nereyi seçebiliriz? Sonuncu, beşinci olarak isim cümlesi. El harifu şeyhuha. El harif müteda, şeyhuha onun haberi olarak seçilebilir. Başka eşşitâ'u müteda bâridun haberi olur. Şemsuhu onun güneşi nedir? Galiletun azdır. Şems müteda galile haber olur. Selcuhu selci müteda kesir onun haberi olarak seçilebilir. Böylece 5'ten 4'ten fazla seçmiş olduk zaten. Zay koy. Ne koy? Ente gizli fail. Alamete emamil cümletil hatiyeti. Hatalı cümlenin önüne koy. Min nahiyetil kavaidi. Hangi yönden hatalı yani? Nahiye yön demek. Min nahiyetil kavaidi. Kural yönünden hatalı. Cümlenin önüne koy. Nerede olduğu gibi. Kemafil misali. Örnekte olduğu gibi. Mesela ne yapmışlar? El medresetü kebirun. Hemen bir çarpı konulmuş. Yuvarlakların içine çarpı konmamız isteniyor ama hatalı olanı tabii. Peki el medresetü kebirun niye hatalı olarak seçilmiş? Bu da bir soru. Çünkü el medresetü müptedadır. Nasıl müpteda? Müennes. Kebirun haberdir. Nasıl haber? Müzekker. Bunlar müzekkerlik, müfettik konusunda yettefikani geçiyordu yukarıda hatırlayın. Yettefikani uyum içerisindedirler. Fit teskiri ve teknisi vel adedi. Burada teskir, teknis, müzekkerlik, müennes uyumu var mı? Yok. Müpteda, müennes, haber, müzekker. O zaman bu kural yönünden hatalı bir yazılıştır. Bu yüzden bu böyle çizilmiş. Gelin biz sağdan aşağıya doğru bir bakalım. El cevvu muşmişsun. Burada bir hata var mı? Yok. Her ikisi de müzekker. Her ikisi de müfret. El karretu köy nedir? Cemilatun yazmış. Cemilatun olabilir mi şimdi? El garretu müsretken cemilatun sen cemi getirirsen müsrede cemi olur mu olmaz. Öylesi hatalı. El fennani. Fennani nedir? Tesneye bir kelimedir. El fennanu. Bunu tesni olarak ele almayız. El fennanu müfrettir. Fennanu. Fennan yani sanatçı nedir? Meşhurun meşhurmuş. Uyum var mı? Var. El fennanu da müfret, meşhurun da müfrettir. El medresetu kebiratun. Her ikisi de müfrettir, her ikisi de müennestir. Bunların her ikisi müfret, her ikisi müzekker idi. El imtihan sehlun. İmtihan nedir? Kolaydır. El imtihanu. İmtihan nedir? Sehlün kolaydır. Her ikisi de ne olur bu durumda? Müfrettir, müzekkerdir. İmtihan tesniye değil. İmtenha, yemtenhu, imtihan. Mastar gelmek. Eşşemsu muşrikatun. Bu da yine müennese müennes, müfrede müfret uyum var. El medresetü kebirun hatasını söylemiştik. El medinetu müzdehimetun. El medine tu müennes, müzdehimetun. Bu da müennes, müennese müennes. Ve her ikisi de müfretti. Şehir kalabalık. El etibba'u. Tabibun etibba. Doktorlar nedir? Mahiruna. Beceriklidirler. Etibba cemi mükesser. Çoğul yani. Mahiruna de çoğul. Bu neyle çoğul? Vavnuna. Cemi müzekker salimdir mahiruna. Burası cemi mükesserdir. El buyutu evler nedir? Beytun buyutun. Cemi mükesserdir bu da. Cemilune güzeldirler. Doğru bir yazılış mı? Değil. Neden? El buyutu cemi çoğul. Cemilune de çoğul. Doğru olması lazım. Ama değil. Çünkü el buyut evler, evlerin aklı yoktur. Yani bu ne? Gayri akıl bir cemi. Madem evlerin aklı yok, öyleyse haberi müsret ve müennes gelmeliydi. Oysa cemilune hem müzekker hem de cemildir. Orası da yanlış bir yazılım söz konusu. El cevvu hava mu'tedilun ılıktır, normaldir. Normaldir yani hata yok burada da. El rivayetu, rivayet nedir? Mumti'un,
Mumtiendir. Rivayetu müennes kelime iken mumtiend müzekker. Uyumsuzluk var. Ettifle tu müennestir. Mahbubetun müennestir. Her ikisi de müfrettir. Uyumlu. Eşşari'un müfret müzekker. Vasi'un müfret müzekker. Cadde geniştir. Haber veriyor. Şunlara dikkat etmek gerekiyor. Mesela el vasi olsaydı, burada elif lam olsaydı, el vasi ne olurdu o zaman? Sıfat mevsuf olurlardı. Eşşari'ul vasi'u elif lam olsaydı el vasi. Geniş cadde demek olurdu. Şu an vasi elif lamsız nekredir? O yüzden cadde geniştir diyoruz. Elif lam olsa geniş cadde derdik. El müderrisatu neşiduna. El müderrisatu nedir? Açık T sağında elif var. Öyleyse cimidir ve müennestir. Peki neşituna nedir? Nun ve vavla bitmiş. Bu da cimidir ama müzekkerdir. Cem müzekker atsa da vavla biten kelime. Cimi müennes neydi? Açık T sağında elif var. Birisi müennes, birisi müzekker yani. Dolayısıyla uyum yok. Oysa neydi kural? Yettefikani, teskiri ve teknisi vel adedi. Burada tezkir teknisinde uyumsuzluk var. Et dullabu dalibun dullabun. Cemi mükesserdir. Öğrenciler manasına gelir. Öğrencilerin aklı vardır. Bu yüzden neşeytunenin cemi müzekker olmasında bir problem yoktur. El ka'etu kebirun. Problem var mı? Var. El ka'e müennes bir kelime. T ile bitmiş. Kapalı T olsun, açık T olsun. Müenneslik alameti. Oysa kebir müzekkerdir. Müennes müzekker konusunda uyumsuzluk var. Et-ta'amu yiyecek, yemek nedir? Lezizun, lezizdir, tatlıdır. Müzekere müzeker, müfrede müfret, uyum vardır, problem yoktur. Ecib cevap ver. Anil esileti taliyeti. Aşağıda yer alan sorulara cevap ver. Bir cümelin ismiyeti, isim cümleleriyle cevap ver. Hem de müsta'inen yardım alarak. Bima o şeyden ki benel kavseyni iki parantez arasında yer alıyor. Kemal fil misali. Örnekte olduğu gibi. Ne yapmamızı istemişler? Sorulara cevap verilmesi istemişler ki cevabı verirken de soldaki kelimeleri kullanın demişler. Soru 1. Ma soru edatı. Türkçe'de mesela çalışkan mısın? Mı soru edatı veya nedir? Elindeki şey nedir? Şeklinde de sorulabilir. Öyleyse ma nedir? Ra'yuke, senin görüşün nedir? Fi eflami Dracula. Dracula filmlerine dair görüşün nedir? Yani korku filmleri kastediyor. Korku filmlerine dair ne düşünüyorsun? Korku filmleri, kan emme filmleri hakkında ne düşünüyorsun? Eflamu Dracula, Dracula filmleri nedir? Mur'ibetun, korkunçtur, dehşet vericidir. Benim düşüncem bu diyor. Ma ra'yuke, senin görüşün, düşüncen nedir? Fi eflamil kartuniyye, kartuniyye filmleri, yani animasyon, çizgi filmlere dair ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Eflamul kartuniyye, animasyon filmleri nedir? Mahbubetun, hoştur, güzeldir. Sever yani ki. Ma ra'yuke, senin görüşün nedir? Fi eflami romansiyye, romantik filmlere dair düşüncen nedir? Atifiyye, duygusal, güzel, romantik manasına geliyor. Bakarsak eflami romansiyye, atifiyye, tun, romantik filmler güzeldir. Romantiktir yani. Bu tür duygusal filmler romantiktir. 4. Ma ra'yuke fi eflami diniyye. Dini filmler hakkındaki düşüncen nedir? Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Eflamu diniyye cemiletun. Dini filmler güzeldir. Ma ra'yuke fi eflamil vesaikiyye. Vesaikiyye belgeselden. Belgesel filmler hakkındaki düşüncen, görüşün nedir? El-eflamul visakiyye ta'limiyye. Eğiticidir, öğreticidir, didaktiktir, bilgi vericidir diye cevap verilmekte. Fakat eflam, eflam diye geçtim. Aslında her biri
El-Eflam diye de hareketlendirilebilirdi. Eflam eklenebilirdi. Sahih düzelt. Sahha. Sahih düzelt. Hazihil cümele. Şu cümleleri düzelt. Şu cümleler öyle cümleler ki el-hati'e. Hatalı olan şu cümleleri düzelt. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. El-mübtede'u merfu'un bi zammeti fil müsenna denilmiş. Bu bilgi doğru mudur? Bu bilgi hatalıdır. El-mübtede'u mübteda merfu'un merfudur. Ne ile? Bi zammeti. Zamme ile. Nerede? Fil müsenna tesniyede. Bu bilgi doğru olur mu? Olmaz. Müfrette böyledir. El-mübtede'u merfu'un bi zammeti fil müfredi. Bu bilgi doğru. Mübteda müfretlerde zamme ile merfudur. El-mübtede'u merfu'un merfudur mübteda. Ne ile? Bil-elif. Elif ile. Nerede? Fil müfrede demiş. Bu hatalı olmuş olur. Yukarıdakini buraya indireceksin. Yani fil müsenna diyeceğiz burada. El-mübtede'u merfu'un bil-elifi fil müsenna. Mübteda tesnielerde elif ile merfudur deriz. Müsenna ile tesni eş anlamlı. 3. El-mübtede'u merfu'un bil-vavi fil müsenna. Mübteda vav ile merfudur. Nerede? Fil müsenna, müsennada demiş. Yanlış demiş. Fil cem'i diyecekti. Hatta fil cem'i müzekkeri salimi. Cimi müzekker salinde demesi gerekir. El-haberu haber merfu'un bil-zammeti. Zamme ile merfudur. Nerede? Fil müsenna demiş. Bu da hatalı. Fil müsreddi diyecek. El haberu haber merfu'un bil elifi. Elif ile merfudur. Fil müsredi demiş. Bu da yanlış. Müsredde olmaz. Fil müsenna olacak. Tesniyede elif ile merfudur. El haberu merfu'un bil zammeti. Haber merfudur. Zamme ile merfudur. Nerede? Fil müsenna tesniyede demiş. Bu da yanlıştır. Fil müsreddi demesi gerekir. Esasen fil müsredi der, ardından vel cem'in müennesi salimi der ve cem'i mükesser de diyebilir. Cem'i mükesserde de böyledir çünkü. Cem'i müennes salimde de böyledir. Aynı şekilde müsredde de böyledir. Bu durumlarda irab bu şekilde olmaktaydı. Beyin, beyan et, açıkla, göster. El-mübtede'e vel-haber, mübtedâ ve haberi. Fil cümelil atiyeti. Aşağıda gelen cümlelerde göster onları. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Eş-şehâdetu miftahul-islami. Buradaki mübteda haberi ben yazdım diyor. İşte eş-şehâdet mübteda miftah haberdir. Buyur ikinci de sen yaz diyor. Öyleyse ne yapalım? Yazalım. Es-salatu namaz nedir? Sıletun bir bağdır. Es-salatu mübteda olarak buraya yazınız. Sıla haberdir. Onu da haber miftahın altına yazınız. El-Müslimu Müslüman nedir? Diye devam ediyor. Yesumu oruç tutar. Yesumu haberdir ama failiyle beraber yani. Gizli bir fail. Fail her zaman açıkça gözle görünmez. Takdir edilir. O da nedir burada? Hüve. Hüve o. Hangi o? Müslüman yani. Yesumu hüve. Sadece Yesum yazacaksınız ama hüvenin de ona dahil olduğunu bileceksiniz. Yazıda yer almaz. El-Haccu, hac nedir? Ziyaratul mescidi, ziyarettir. Sadece ziyareti yazmanız lazım. El-Mescid, habere dahil değil. El-Haccu, mübteda, ziyaret, haber. El-Müslimu, mübteda, Yesumu, haber. Es-Salatu, mübteda, sıra, haber. İhtar, seç, minel-mecmu'ati, B ile yazılmış olan, B bölümünde yazılan yerden. El-Haberal, münasip haberi seç. İhtar, ente, sen seç. Neyi seç? El habera, el münasibe, münasip haberi seç. Li kulli mübtedein, her mübteda için fil mecmuati, elif ile yazılan yerde. El cevzu, hava nedir? Bir bu. Burada bir nereye yazmalısın? Soru bu aslında. Burada bir yazılacak yer mumdur. Hava mumdirun yağışlıdır. El cevdin mübteda mumdir haber olur. Hava yağışlıdır. 2 numara şari'u cadde nedir? Müzdehimun kalabalıktır. Bu da onun haberi olmuş olur. Kırmızı olarak yazanlar mübteda, sol tarafta mavi gibi duran yerdekiler ise haber olmaktadır. 3 numara el camiatu üniversite. Üniversite nedir?
Kebiratun büyüktür. Bu da onun haberi olmuş olur. 4. El-Mesrahiyye. El-Mesrahiyyetu tiyatro demektir. Tiyatro nedir? Mumti'atun eğlencelidir. 5. El-imtihanu, imtihan, sınav nedir? Sa'bun, zordur. Yani dikkate alın. Burada aslında öğrenciye bir gönderme var. Sa'bun yerine sehlun, kolaydır da yazılabilirdi ama bu öğrencileri yatmaya teşvik ederdi. Sa'bun, zor diyerek çalışmaya bir teşvik var. Artık anlayana demişler. Es'iletul isti'ab. Sorular geliyor şimdi. Ecip cevap ver. Aynı esiletil atiye diye aşağıda yer alan sorulara cevap ver bakalım denilmiş. Ma et tarafu, met tarafu. Ma burada soru nedir? Met tarafu sani, ikinci kısmı nedir? Mine şehadeti, kelime-i şehadetin. Kelime-i şehadetin ikinci kısmı nedir? Ne diyeceğiz? Et tarafu sani mine şehadeti. Kelime-i şehadetin ikinci kısmı. Et tarafu sani mine şehadeti. Nedir? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'tır. Üzkür, sen zikret, bahset, anlat. Ente gizli fail. Esma es-salavatil hamsi. Beş vakit namazın isimlerini. İsmun esma, cemim keserdir. İsimler manasına gelmekte. Es-salavat namazlar, el-hams 5 demek. Üzkür emre hazır, zekara yezkuruna. 5 vakit namazın isimlerinden bahset, onları anlat. Salatul fecri, salatul zuhri, salatul esri, salatul mağribi, salatul işa. Salatul fecri, fecir namazı yani sabah namazı. Salatul zuhri öğle, salatul esri ikindi namazı, salatul mağribi akşam, salatul işa yatsı namazı olmakta. Amme neyden? Amme nedir aslında? An harfi cerri ve ardından gelen ma'dır. An, ma bunlar birleştiği zaman nasıl yazılır? Amme. Tıpkı amme yetesâelûn anin nebi'l azîm'de olduğu gibi. Amme cüzü derler. İşte oradaki amme yetesâelûn'da olduğu gibi. Yani amme bir fiil değil. An, ma demektir. An ma neyden yemteni'u kaçınır el müslimu müslüman indema yesumu oruçlu iken oruç tuttuğu esnada indema esnada iken demektir. Oruçlu iken oruçlu olduğu esnada veya artık hangisi daha çok yakıştığını düşünüyorsa. Yemteni'u el müslimu anil lagvi ve nemimeti min şuruki şemsi ila gurubiha. Tekrar edelim. Yemteni'u kaçınır el müslimu müslüman neyden? Anil lagvi boş sözlerden. Ve nemimeti laf taşımaktan. Nereden itibaren bunlardan kaçınır? Min şuruki şemsi güneşin doğması esnası. Yani sadık fecirden itibaren. Nereye dek? İlâ gurubiha güneş batana dek. Bu böyledir. O zaman kaçınması daha önemli ama aslında Müslüman hayatı boyunca bunlardan kaçınmalı tabii ki. Meta nedfe'u zekatel fıtri. Meta ne zaman nedfe'u biz veririz. Nahnu fail gizli. Neyi veririz? Zekatel fıtri, fıtır zekatı. Fıtır Ramazan demekti. Bunu ne zaman veririz? Farklı farklı şekilde cümleler oluşturulabilir. Mesela nedfe'u biz veririz. Zekatel fıtır zekatı. Ne zaman veririz? Fi Ramazane, Ramazan ayında veririz şeklinde cevap verilebilir. Tehaddes, bahset, ma'zemilik, arkadaşından, erkek arkadaşından ve zemiletik ve bayan arkadaşından, kız arkadaşından. Ayn salati, namazdan bahset onlara, onlarla beraber bahset. Müsta'ine, yardım alarak, bil hivari vel esiretil atiye. El müderrisu öğretmen şöyle der. Limaza niçin tetevazzau? Siz abdest alıyorsunuz. Kable salati namazdan önce. Ya Faysal, ey Faysal. Faysal bir özel isim. Ey Ali mesela. Ey Ali.
Namazdan önce niye abdest alıyorsun? Diye bir soru. Faysal şöyle der. Etevazza'u, ben abdest alıyorum. Li ekif, durmam için, dahiran, temiz olarak. Emana Rabbi, Rabbimin önünde, yani Rabbimin huzurunda abdest olarak, temiz olarak bulunmak için abdest alırım. El müderrisü, müderris, öğretmen ise. Ehsente, güzel yapıyorsun. Ve eyne, nerede tusalli, namaz kılarsın? Ya Muhammed, ey Muhammed, sen nerede namaz kılıyorsun? Muhammedun, Muhammed, tusalli, ben namaz kılıyorum. Fil mescidi, mescitte, ma'al cemaati, cemaatle beraber. Çünkü Muhammed zeki. Cemaatle birlikte namaz kılındığı zaman namazın sevabı daha fazla olacağını biliyor, bu hadisten haberdar. El müderrisü, müderris ehsente, güzel yapıyorsun, iyi, güzel. Dersuna, bizim dersimiz ellerine bugün nedir? Aynı salatı, namaz hakkındadır. Limaza, niçin tetevazzau, abdest alıyorsun? Kable salatı, namazdan önce, diyerek sorular başlıyor. Cevap yukarıda geçmişti esasen. Etevazzau diye başlayan yer. Eyne tusalli, sen nerede namaz kılıyorsun? Hangi namazı? Es-salavat, el-hams, adeten, genel olarak, çoğunlukla 5 vakit namazı nerede kılıyorsun? Kılıyorsun. Usalli, ben kılıyorum. Salatel-nagribi, nagrib namazı, yani akşam kılıyorum. Akşam namazını kılıyorum. Ve salatel-işa, ve yatsı namazını kılıyorum. Ma'al cemaati fil-mescidi, cemaatle beraber mescitte kılıyorum. O da ahyanen, bazı kere. Bazen, yani her zaman değil. Ve usalli, yine ben namaz kılıyorum. Salatel fecri, fecir, yani sabah namazını, ma'a usrati, ailemle beraber, fil beyti, evde. Başka soru var mı? Ben göremedim. Lahhis, özetle demektir. Lahhasa, lahhis. Fa'li, babından emir hazır. Ma o şey ki teallemte, sen öğrendin, hu onu. Öğrendiğin şey, özetle bakalım neler öğrendin. Anil cümelil ismiyeti, isim cümlesi hakkında, isim cümlesine dair öğrendiğin şeyleri şöyle bir özetle. Nasıl özetleyebilirsiniz? Yukarıda kaydı olarak verilen yer. İşte mübteda, haber, müsrette nasıl merfu olurlardı? Zamme ile. Tesniyede nasıl merfu olurlardı? Elif ile. Cimi müzekker salimde vav ile. Cimi müennes salimde nasıl merfu olurlardı? Zamme ile. Cimi mükesserde zamme ile. Bunları bilmeniz önemli bir bilgi. Mübteda, marife, haber, nekre olurdu. Bunları bilmeniz de önemli. Mübteda ve haber aynı anda müfret, aynı anda tesniye, aynı anda cemi olurlar. Aynı anda müzekker, aynı anda müennes olurlar. Bazen biri müennes, biri müzekker olur. Hangi durumdaydı bu? Eğer mübteda gayri akıl bir cemi ise, işte beytun, müsret, beytani, tesniye, buyut cemi mesela. Buyut evler. Evlerin aklı var mı? Yok. Yani gayri akıl cemi. Bu mübteda olsa bunun haberi müsret ve müennes gelir. Bunun gibi. Demek ki bazı durumlarda mübteda cemi de olsa haberi müsret, müennes gelmektedir. Bu onun bir örneği idi. İsim cümlesi mübteda ve haberden oluşmakta. Mübteda da haberde merfudur. Merfu illa zamme demek değildir. Merfu, müfret için kullanıyorsan bu tabiri, ondan kastın zammedir. Eğer merfulu tesniye ile alakalı kullanıyorsan, mesela merfu bir tesniye söyle derlerse ne dersin? Katibani, balibani, kalemani. Elif ve esteli nun ile birlikte bunu söylersin, yazarsın. Bu onun raf halinde olduğunu gösterir. Şimdi burayı Arapça olarak ifade etmek gerekirse, el cümletul ismiyetu, isim cümlesi, tetekevvenu, oluşur, minel mübtedei vel haberi, mübteda ve haberden oluşur. El mübtedeu vel haberu, mübteda ve haber, merfuani, merfudurlar, bir zammeti zamme ile. Nerede? Fil müsredi, müsrette, ve fi cem'il müennesi salimi, cem'i müennes salimde. Ve bil elifi, ve elif ile merfudur müptedada, haberde. Nerede? Fil müsenna, tesniyede. Ve bil vavi, ve vav ile merfudur müptedada, haberde. Nerede? Fi cem'il müzekkeri salimi, cem'i müzekker salimde.
El mübtede'u vel haberu. Mübteda olsun, haber olsun. Yettefikani. Uyum içerisindedirler. Ne? Hangi konuda uyum içerisindeler? Fit tezkiri ve te'nisi vel adedi. Sayı bakımından, müenneslik bakımından ve müzekkerlik bakımından uyum içerisindedirler. Ama İza kânel mübtede'u mübteda olunca, nedir olunca? Cem'en, cemi olunca, hem de ne için? Ligayril akili. Akılının başkası için. Yani gayri akıl bir cemi ise fe bu durumda el haberu haber yekunu olur. Ne olur? Müfreden müfret ve müennesen ve müennes olur. Vel mübtede'u mübteda nedir? Ma'rifetun marifedir. Vel haberu haber nedir? Nekratun nekredir. Mübteda haber, yani özetle denilirse bu şekilde özetleyebiliriz. Türkçe ve Arapça özetledik. El müfredatu ve tabiratul cedidetu. Müfredat kelimeler, yani tabirat tabirler, ki cedide yeni. Yeni kelimeler. Bakalım bunlara, erkan var. Erkan cemiydi. Rüknün müfredunun. Rüknün erkanın. Rükün ne demektir? Temel prensip demek. Bir şeyin hem içerisinde mevcut hem de onun gerçekleşmesi için. Yani bunu fıkıh dilinde kullansak farklı çıkar da, rükün ne diyelim? Destektir, temeldir, dayanaktır, temel prensiptir, erkanın çoğulu. Esasi de asıl demektir. Büniye, bena, yebni, bena'nın meçhulü bu niye gelmekte? Yapılmak, inşa edilmek. İkametun, ikamet değiştirilen bir yerde ikamet etmek olduğu gibi yapmak manasına da gelir. Gerçekleştirmek, ayağa kalkmak. Fecir, sabah namazının vakti diyebiliriz. Güneşin doğma esnası. Sabah namazı için kullanılır. Zuhur, öğle. Asr, ikindi. Mağrib, akşam. İşa, yatsı. İta, vermek demek. İdün, bayram. Fıtır, Ramazan demek. Rava, rivayet etti. Hu, onu. Bir şey rivayet etmek. Verade, varid olmak. Gerçekleşmek, gelmek. Taraf, kısım. İmara, bina demek. Sıla, bağ. Mübaşir. Mübaşir günümüzde nedir? Yani çağıran kişi demektir aslında. Beşşara, mübaşir, müjdeleyici manasında da gelir ama burada aracı olmaksızın, aracı manasına gelir. Aracı, yani mübaşir, aracı demek. Yemteni'u an, herhangi bir şeyden imtina etmek, kaçınmak. Lağvun, boş iş, boş söz. Yemini lağv vardır fıkıhta. Ağız alışkanıyla söylenen yeminler. Nemime, laf taşımak. Tilavet, okumak. Ta'ziye, gıda. Yeskudu, sakata, yeskudu, düşmek. Müeddi, eda etmek, gerçekleştirmek. Yetebadeluna, karşılıklı yapmaktır. Değiştirmek gibi. Keni ise, kilise. Cenaze, cenaze, yani nesini açıklayalım? Racim, kovulmuş demek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden. Semi'a, işitti. Mütenafis. Mütenafis bugün yine geçmişti. Rekabet manasında. Yarışçı. Şatır. Şatır, zeki, deneyimli, düzenbaz manalarına gelmekte. Mütecevvil. Dolaşmak, gezmek. Mütefevvik, başarı. Ehdaf, hedefler. Hedefun ehdaf. Hedefler manasında. Teşdetli, şiddetli. Zor manasında. Şedde, iştedde. Şedde muzaaf bir. İftal babına kalmış. İştedde, yeşteddü, teştedde. Çekim yapılmış. Şeyhuha, ihtiyarlık demek. Mugamerat kelimesi macera manasında. Maceralar cimi çünkü. Eflem, filmler demek. Karton, işte, karton ne demekti? Animasyon demek. Muraibe, korku demekti. Korkunç filmler manasında. Eflam, visaikiye, visaik, belgesel demekti. Mümti'un, eğlenceli. Dahir, temiz. Mütenafis, kaçıncı defa geçti? Ben de sayamadım. Mütenafis, yarışmacı. Seri, hızlı. Mütekaid, emekli demek. Muntazır, bakan, bekleyen. Ettaks, hava. Fusul, mevsimler.
Mevsimler hemen saymaya başlamış. Rabi' ilkbahar, sayf yaz, harif sonbahar, şita kış manasına geliyor ve ikinci üniteye kadar geldik. Konu mübteda haberse bunu ayetlerden de örnekleyebiliriz. Mesela ayet numarası, sure numarası en sağda. Kırmızı olarak müptedalar verilmiş, yeşil olarak haberler verilmiştir. Allah Allah nedir? E'lemu, daha iyi bilendir. Allah mübteda, e'lem onun haberi olur. E'lem burada nedir? İsmi tafdildir, isimdir yani. Mübteda haber sıralanmış. Allahu Allah nedir? Basirun, her şeyi görendir. Allah Allah nedir? Habirun, her şeyden haberdar olandır. Allah Allah nedir? Şehidun, her şeye şahit olandır. Allah Allah nedir? Gafurun, çok affedendir diye devam ediyor yani ayetler buralarda. Mübtedaya hemzelen bitişmiş bir haber müfret. Mübteda burada muzaf haber müfret. Mübteda külden oluşuyor. İşte mübteda zamire muzaf durumda. Haber şibih cümle olup öne geçmiş gibi haberin kısımlarına da burada değindik. Haberin kısımları bu kitapta pek geçmedi. Yani bu PDF'de daha geniş bir anlatım söz konusu. Ayetlerden örnekler isteyenler varsa buraya bakabilir. 8 sayfa mübteda haber ayetlerden örnekler vermiş.